Merhabalar. Kapdan Eşi Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, şahane bir kek tarifi vereceğim. Krem karamel kek, altı kek, üstü krem karamel olacak. Oldukça lezzetli, e, yapımı da oldukça kolay. Zor gibi görünse de çok kolay, şahane bir kek olacak. Günlerinizde hava atmalık orijinal tariflerden birini daha buraya bırakıyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle krem karamel için karamelimizi yapmakla başlayalım. Ee, bir yanmaz tavanın içerisine bir su bardağı toz şekeri dökün ve hiç hareket ettirmeden kısık ateşte bekleyin yavaş yavaş erimesini. Kenarlardan erimeye başlayacaktır. O erimeye başladıkça siz tencerenizi çevirerek erimesini sağlayın. Tamam eridiğinde şu şekil bir katılaşma görünecek korkmayın. Onu karıştırdığınız zaman e, tamamen eriyecektir ve gördüğünüz akışkan hale alacaktır. Ben bu şekilde bir baton kek kalıbı kullandım. Çok daha kolay olacaktır. Granit kullanırsanız yağlamanıza gerek yok ama granit bir... E, kek kalıbı kullanmazsanız mutlaka yağlayın yağladıktan sonra e, erittiğimiz karameli bu kek kalıbımızın tabanına dökün yalnız bu keki e, yaparken böyle çok fazla detaylı girintili çıkıntılı bir kalıp kullanmayı mümkünse böyle baton kek kalıplarında çok daha güzel ve muntazam çıkacaktır hazırladığımız tüm karamel döküyorum şöyle hafif sağa sola eğerek donması için kenara kaldırıyorum şimdi e, krema kısmını yapacağız. Bunun için az evvelki karamel yaptığımız sos tavasını kullanacağım. İçinde kalan karameli biraz da bu krem kısmına geçmesini istiyorum. buçuk bardağı sütüm var burada. Sütümü alıyorum ve bu tavamın içerisine. 1 su bardağı toz şeker ve 4 tane de yumurta ilave edeceğiz. Yumurtalarımız biraz fazla yumurta kokar diye sakın düşün, düşünmeyin. 3 tane vanilya ilave edeceğimiz için içerisine herhangi bir kokuma kesinlikle olmayacaktır. 3 paket vanilyamı da ilave ediyorum ve ocağıma alıyorum bunu. Şimdi mikserde karıştıracağım. Ocağa almamın sebebi zaten kısık ateşte pişireceğim. O altındaki karamelin eriyerek bu süte tadını vermesini sağlamak çok fazla değil birkaç dakika kadar Ocak üzerinde kalacak ve mikserin yüksek devrinde çırpacağız gördüğünüz gibi ben kapattım altını hala yanmıyor yani 1-2 dakika yeterlidir üzeri köpüklenmeye başladığı zaman mikseri kapatabilirsiniz şimdi karamelimin üzerine dökeceğim fakat dökmeden önce mutlaka süzecek süzeceğiz ince bir süzgeç kullanıyorum hazırladığım bu karamelimi de kremamı da karamelin üzerine döküyorum. Ve krem karamel kekimin krem karamel kısmı şu anda hazır. Bunu kenara alacağım, bekleteceğim. Bu sırada ben kekim yapacağım. 2 yumurtaya yarım su bardağı şeker ve bir pakette vanilya ilave edip e, bir güzel karıştıracağım. Ardından içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı da süt ekleyeceğim ve tekrar bu aynı esnada da karıştırıyorum zaten. Tamamı karıştıktan sonra içerisine katı malzemelerimizi eleyerek ekleyeceğiz. 1,5 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu bir eleğin içerisine alın ve sıvı malzemelerin üzerine şöyle havadan eleyin. Eledikten sonra karıştırma işlemimize tekrar devam edelim. Karışacak ve orta yoğunlukta bir kek hamuru olacak. Cıvık veya çok katı bir kek hamuru değil, özellikle buna dikkat edin. E, su bardağı ölçüm 240 ml, çay bardağı ölçüm de 120 ml'dir. Şimdi bu kek hamurunu krem karamelin içerisine döküyorum. Gördüğünüz gibi sıvı haldeki bir Yapının üzerine keki döktüm. Sakın korkmayın. Bu piştiği zaman kek üste çıkacak, krem karamel altta kalacak. Ama pişirme kısmımızda da bir değişiklik var. Öncelikle kek kalıbınızı böyle genişçe bir tepsi ya da borcamın içerisine alın ve kek kalıbının üçte birine gelecek şekilde su ilave edin. Su ilave ettikten sonra önceden ısıtılmış alt üst ayar 150 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişecek krem karamelimiz. 1 saat piştikten sonra alın oda sıcaklığına gelsin. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve bir gece buzdolabında beklesin. Benim bir gece buzdolabında beklemiş kekim çıktı. Şimdi onu kalıptan çıkartmak için diğer aşamama geçiyorum. Yine bir tepsiye koyup sıcak su ilave ediyorum. Ee, böylece kalıptan çıkarması çok daha kolay olacak. Bu şekilde sıcak suyun içerisinde 4 dakika 5 dakika beklemesi yeterli olacaktır. Şimdi kalıbından çıkaracağım. Ee, suyun içerisinden alalım. Altını bir kuru bezle kuruluyorum. Ve Şimdi servis tabağıma ters çevireceğim. Kalıptan çıkartma işinde kenarlardan hafif genişletin. Kalıbı tık tıklatın. E çıkacaktır mutlaka. Korkmayın. Özellikle kenarlardan genişlete genişlete çıkartmaya çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi kolayca çıktı kekim kalıptan. Ve şu anda servise hazır. Şimdi size dilimleyerek e, ne kadar muntazam olduğunu da göstermek istiyorum. Oldukça şahane. E, kesinlikle yumurta kokusunun gelmediği farklı bir e, kek tarifi daha. Özellikle karamelli şeyleri sevenler için şahane bir kek olacaktır. Tadı muhteşemdi. Şekeri, kıvamı her şey yerinde. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yiyecek olanları ise afiyetler olsun diyorum. Bu tarz yeni videolardan haberdar olmak için abone olup zil sesini açarsanız farklı birçok tarifimden de haberdar olacaksınızdır. Yeni videolarla görüşmek üzere.